Herkese merhabalar. Atakum'daki Samsun Ergoterapi Merkezi'nde yanımda da konuğum uzman ergoterapist Hande Çelik Berberoğlu var. Evet, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Dergimizde de konuğumuz olmuştunuz. Şimdi de Evet. merkezinize geldik Çok sizi memnun oldum. ziyarete. Evet, çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Şimdi de kısaca öncelikle Hande Çelik Berberoğlu'nu bir tanıyalım. Tamam, tabii ki. Şöyle, ben 2019 Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümü mezunuyum. Doğma büyüme Samsunluyum. Samsun Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümünü kazandım. 4 sene lisans sürecimi tamamladıktan sonra da çocuklarla çalışmaya başladım. Mezun olduktan hemen sonra nörobilim yüksek lisansıma başladım. Nörobilim yüksek lisansının tez döneminde de bu bana yetmiyor deyip ikinci bir yüksek lisansım ergoterapiye başladım. Ve ikinci senenin sonunda da hem ergoterapi hem de nörobilim yüksek lisanslarımı tamamlayarak uzmanlığımı aldım. Bu süreçte de hep hayalim olan çocuklarla aslında çalışmaya devam ettim. 2,5 sene kadar bir rehabilitasyon merkezinde çalıştım İstanbul'da. Bir yıla yakın da bir danışmanlık merkezinde çalıştım. Bu sürede de hani çocuklarla ilgili eğitimler almaya devam ettim. Yüksek lisanslarımı tamamladım. Ve artık hani tamam, artık kendi kurumumu açmaya hazırım. Kendi ailemin yanına dönmeye hazırım diyerek Samsun'a döndüm. Ve Samsun'a döndükten 1,5 ay kadar sonra da şu an hala da aktif çalıştım. Samsun Ergoterapi Merkezi'ni açtım. Samsun Ergoterapi Merkezi de 1,5 seneye yaklaştı açılışı. Aynen öyle ve bu kurumda 0-14 yaş arası çocuklarla çalışmakta. Peki o zaman hemen ergoterapiyi açıklayalım. Çoğu insan Tabii. için belki yabancı gelebilir bu terim. Tabii ki. Ergoterapi bir sağlık mesleği, öyle başlayayım. Kimlerle çalışır, nedir? Günlük hayata katılımda zorluk yaşayan her birey ergoterapinin aslında çalışma alanına giriyor. Şimdi ergoterapi nedir diye baktığınız zaman bireyin günlük hayata maksimum katılımını hedefleyen, tam bağımsızlığını hedefleyen ve bunu da anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlamaya hedefleyen bir sağlık mesleği. Şimdi bu tanıma baktığın zaman ne demek bu? Yani hani içeriğine günlük hayata katılımda zorluk yaşayan bir birey. Belli bir yaş Evet. sınırlaması yok. Evet, yani bir bebekle de çalışabiliriz, bir çocukla da, bir yetişkin grupla da çalışabiliriz. Aynı zamanda bir yaşlı grupla da çalışabiliriz. Sadece hani bireyin günlük hayata katılımının ciddi oranda etkilenmesi bizim için önemli. Yani tanı grubundaki çocuk da bizim çalışma grubumuzda. Regülasyon problemi olan bir bebek de. Sonuçta onun da günlük hayata katılımı aksıyor. Veya MS, Parkinson gibi etkilenimlerden kaynaklı günlük rollerini, hayattaki hani sorumluluklarını, rollerini yerine getirmekte zorluk yaşayan bir birey de aslında. Bir ergoterapiste hani benimle ilgili bir durum var mı deyip gidip danışabilir. Nasıl çalışıyoruz noktasında Burada da. herhalde doktorlar yönlendiriyor değil mi sizi? Şöyle, doktor yönlendirmesi şartı yok. Yani hani bir hastaneye gidip önce doktora gitmelisiniz. Ondan sonra işte hani ergoterapi yönlendirilir gibi bir aşaması yok. Ama tabii ki bilinirliğin artması açısından, insanların daha bilmesi, yönlendirmesi açısından doktorların yönlendirmesi çok kıymetli oluyor. Yani Samsun mesela o konuda gerçekten iyi bir durumda. O yüzden çok seviniyorum. Hani Samsun hekimlerin ergoterapiyi bilmesi, yönlendirmesi çok fazla. Ve bu çok büyük bir avantaj aslında. Şimdi ben 0-14 yaş arası çocuklarla çalışıyorum. Şimdi birazdan da konuşuruz hani hangi grupla daha çok çalıştığımı, ama ciddi anlamda şu günümüz çocuklarına, tanı grubunda veya normal gelişim gösteren çocuklarda aslında ciddi problemler var ergoterapinin alanına giren ve ergoterapi bilinmediği için. Şimdi baktığında ergoterapi çok eski bir aslında alan. Ama Türkiye'ye gelişi geç, 2009 yılında geliyor, işte bilinirliği yeni yeni kendini oturtmaya çalışıyor derken, hani her aile, yani şöyle bir yoldan geçip ergoterapi desem bilmeyebilir. O yüzden bu noktada doktorların yönlendirmesi veya uzmanların, işte farklı alanlardaki uzmanların bilmesi ve yönlendirmesi çok kıymetli. Şimdi bu örneklerle açıklayalım isterseniz. Tabii. Çünkü şöyle bir şey var. Hani kimse çocuğunda bir problem olduğunu kolay kolay düşünmez. Düşünmüyor, doğru. Normal olduğunu düşünüp es geçilebiliyor pek çok şey. Evet. Bu noktada böyle hani örnekler verirseniz Tabii ki, seyircilerimizin tabii de ki, anlaması tabii ki. açısından. Şimdi ergoterapiyi en çok aslında hani bilen, araştıran aileler daha çok bir tanı çerçevesi içerisinde hani olan aileler oluyor. Çocuklarla ilgili konuşuyorum bu arada, ben çocuk çalıştığım için. Şimdi çocuğa mesela otizm spektrum bozukluğu tanısı konduğu zaman zaten aile çocuktaki belirtileri işte fark ediyor. Sosyal iletişimdeki problemleri veya işte bazı hareketlilik problemlerini veya kendi iç dünyasında çok fazla kalma, tekrarlı hareketleri vesaire. Bu sefer bir psikiyatristin kapısına tık tıklayınca hani diyor ki, bak diyor, hani ergoterapi var orada,
otizmin kapısı, otizm çerçevesinde dolanan bir çocuğun ve ailesinin kapısı orada ergoterapiye açılabiliyor. Hı. Veya kas hastalığı veya fiziksel bir problemden kaynaklı, serebral palsi gibi örnek veriyorum hani hastalıklarda, yine aynı şekilde veya gelişim geriliği, mental retardasyon veya özgür öğrenme güçlüğü veya disleksi, hani özgür öğrenme güçlüğünün altındaki basamaklardan. Yani bir tanı çerçevesinde çocuk olduğu zaman ergoterapi aile çünkü evet, araştırıyor. Ama bir de erken dönemde aslında ortaya çıkan ve ya büyüyünce geçer herhalde. Hani bu çocukta bir şey var, bir sıkıntı var ama büyüyünce geçer herhalde. Ya da nedir bilmiyoruz, nereye gitsek bilemedik durumları. Canlı, hareketli ya da işte. Aynen öyle. Hani ben de öyleydim, babası da öyleydi. Aynen öyle. Hani ya da işte babası da geç konuştu, dayısı da geç konuştu. Veya işte dayısı da geçirdi. Veya işte çok hareketli ama bak işte dayısı da böyleydi gibi durumlar var. Veya çocuk işte çok kendi dünyasında, işte kimseyle ilgilenmiyor, soru soruyorsun cevap vermiyor. Ya bizim çocuk da umursamaz işte gibi durumlar olabiliyor. Aslında en kritik nokta da o kısım. Yani çocuğun herhangi bir, diyorum ya, tanı grubundaki çocuklar. Yani hekimin, bakın bu çocukta şöyle bir durum var. O yüzden destek almanız gereken durumlar var dedikleri aileler. Ailelerin çocukları aslında çok daha önde götürüyor bu süreci. Çünkü aileler sürekli çabalıyor. Onu yapalım, bunu yapalım, şunu yapalım, destek alalım. Ama fark edilmeyen ya da genelde anne tarafından fark ediliyor. Fark edilen ama hani anneye derdini anlatamıyor. Ya işte bizim çocukta bir şey yok, başına iş çıkarma, hani bir şey mi bulacaksın gibi durumlar çok geri planda kalabiliyor. Bu çocuklarda da şöyle sıkıntılar olabiliyor. Özellikle 0-3 yaş arası, hatta 3 yaşa bile kalmadın aslında bunlar kendini çok belli ediyor. İsmine dönmeyen çocuklar. Tepki göstermeyen çocuklar. Yani siz odaya gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz, umurunda değil. Onun yanından oyuncağı alıyorsun, umurunda değil. Veya oyuncağı asla elinde taşıp, elinde taşan asla paylaşmayan çocuklar. Sürekli böyle inatlaşan, işte her şeye direnen, hani ağlamak için bir sebep bulsa bile kendini sakinleştiremeyen çocuklar. Topluluğa girdiklerinde annelerine sıkı sıkı yapışan çocuklar, çocukla iletişime girmek istemeyen çocuklar, yemek seçen çocuklar, bir engel gördüğü zaman, örnek veriyorum, yolda yürürken bir kaldırımın üstünden geçecekken kendini planlayamayan çocuklar, bebeklerde dönemde mesela kendini yukarı kaldırır, hani şöyle bebek severken mesela anne veya baba kaldırıp indirirken kendini kas katı sıkan çocuklar veya özellikle 0-1 yaş döneminde hamur gibi olan çocuklar, yığılan çocuklar, bunlara dikkat. Yani genel anlamda iletişim, etkileşimle alakalı çocuğunuzda bir sorun görüyorsanız dikkat. Çocuğun oyun oynama becerileri, dikkat süresi ve bir zayıflık varsa, oyun oynamayı bilmiyorsa, oyuncakları kaldırıp atıyorsa, oyuncakları sürekli bacağının altından sürüyorsa veya işte oyuncakları ne yapacağını bilmeyip gidip devirip veya etrafında dolanıyorsa dikkat. Bir oyunun başında, yani tabii ki bir yaşındaki çocuk bir saat, bir saat oturup oyun oynamasını beklemiyoruz ama yine de belli noktalarda. Yani bir çocuk anahtarı bile eline alıp şöyle bir inceler bakar. Bir şey bulur onunla kendini, kendini oyalar. Hani bir aktivitenin başında, bir materyalin başında, nesnenin başında kalıp onunla böyle bir inceleme, anlamlı bir oyun yoksa sürekli pır 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 oradan oraya ne yaptığını bilmeden sadece koşturuyorsa dikkat. Fiziksel anlamda uygun güç kullanımı ile alakalı zorluk yaşıyorsa, oyuncakları normal oynarken kırıyorsa, kendi fiziksel anlamda bir engel gördüğü zaman onun üstünden geçerken veya hareketi planlarken ne yapacağını bilemeyip gidiyorsa, karşısında mesela 2-2,5 yaş bir çocuk, top atıyorsun çarpıyor, çocuk hiç oralı değil. Veya araba geliyor kendini geri çekemiyor, dikkat. Çocuk geliyor çarpıyor mesela ona, pat diye düşüyor, kendini koruyamıyor, dikkat. Yere düştü, elleriyle reflekslerini hop kendini koyamıyor, dikkat. Fiziksel anlamda. Şimdi çocuklarda bilişsel kısım hani dikkat süresi ama biraz yaramazlık belki geçebiliyor ki ona da dikkat. Ama fiziksel anlamda o kaba motor kısma dikkat. En ama en önemlisi iletişim, etkileşime dikkat. Bu çocuklar gözden kaçıyor. Ve şöyle bir durum var. Bunu yani ben 5. seneyi artık hani doldurdum meslekte. Ve çok yoğun bir şekilde derken müdahale çalıştım. Yani 0-3 yaş, 0-3,5 yaş arası çok fazla çalıştım. Şimdi çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çocukların süreci burada başlıyor. Burası sıkıntılı bir yer. Yani şu an çocuk çok arada isimle dönmüyor. Ya da işte 5 kere söylüyorsun bir kere de dönüyor. Veya işte Ayşe, Ayşe, Ayşe söz. Ayşe yıldıza bak diyorsun. Ayşe farklıya dönüyor bakıyor. Ama isme tepki yok. Ayşe yıldıza bakınca bazen hiç bakmıyor. Göz takibi çok kısa süreli. Göz teması kurmak istemiyor. Ayşe'yi götürüyorsun akranların içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi dolanıyor. Gidiyor kaydırakta belki çıkmaktan korkuyor. Salıncağı bindiriyorsun binmekten korkuyor. Yemek önüne koyuyorsun, asla yemiyor, midesi bulanıyor. O Ayşe'ye dikkat. O Ayşe şu an burada. Şimdi o Ayşe'yi sen, Ayşe şu an olsun 2-2,5 yaşında. Belki 22 aylık, 20-22 aylık arası.
O an şeyi şimdi sen eğer çok doğru yönlendirirsen, çocuğun duysal profilini görmeye bakarsan, görecek uzmanlarla çalışırsan, etkileşimle yani onun etkileşimini, iletişimini ön plana tutarsan o Ayşe'nin yolu çok güzel bir yola çıkıyor. Ama sen o Ayşe ya bu çocuk bakmıyor dedim. Ondan sonra ya görmezden geldin ekran hı-hı vermeye devam ettim. Ayşe'nin yolu tamamen iletişimsizliğe doğru gidiyor. Aynı şekilde şu an günümüzde şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi tabii bu sıkıntı şöyle sıkıntı demeyeyim ama bunu şöyle ifade edeyim. Sürecin başında mesela çocuklar özel eğitime yönlendiriliyorlar direkt. Hı hı. Özel eğitim ve kreş diyorlar. Şimdi özel eğitim çok önemli bir alan ve evet özel eğitim alınması gerekiyor. Ama 2 yaşındaki bir çocuğu, şimdi şöyle uzmanlar da var. 2-2,5 yaşındaki bir çocuğu göz teması yok, etkileşim yok, mutluluk yok. Geliyor masa başına oturtuyor. Eşle eşle al al tak tak. Şimdi size soruyorum siz kendi 2 yaşınızdaki çocuğunuzu aynı şekilde masa başına oturtup al al tak tak yap yap al ver al, çalışır mısınız? En fazla 2-3 dakika herhalde. Aynen öyle. Bir yerden sonra işte o çocukların yolu böyle gidiyor ve o çocuklarda şöyle sıkıntılar oluyor. Duysal profilleri görünmüyor. Yani çocuğun hareket etmesi istediği zamanlarda kendi bu duysal arayışları da bu arada şöyle düşünün. Çöldesiniz, susuzsunuz ve su arıyorsunuz. Ve size oradan biri gösteriyor ki bu elma. Hadi söyle elma. Ya ben susadım. Hani hı-hı, benim burada derdim bu benim. Abi bırak başka bana bunu. Hani gel suyu bir içelim sonra bakalım elmaya kırmızı mıymış, güzel miymiş tadı. Anladın mı? O yüzden bunu ergoterapist olduğum için mi söylüyorum yoksa gerçekten hani işin içinde olup da gördüğüm için mi söylüyorum derseniz gerçekten işin içinde olarak söylüyorum. Lütfen ve lütfen o yolun başında bunu en çok otizm tanısı alan veya işte bakın bu çocukta otizm belirtileri var diyen aileler için söylüyorum. Yolu ayrımındasınız. Ya buraya ya buraya. Ve bu yolun burasında lütfen ne kadar mücadele edebiliyorsanız o kadar edin. Ve bu mücadelenizin içerisinde mutlaka ergoterapi olsun. Evet. Bakın o olmasın, bu olmasın, şu olmasın demiyorum. Ama mutlaka ergoterapi olsun. Mutlaka. Evet. Çünkü bu çocukların gerçekten bak çok net bu yol, bu ve bu. Ha diyeceksiniz ki öğrenmenin yaşı yoktur, öğrenme ilerleyebilir. Tabii ki öğrenmenin yaşı yoktur ama ben şu an doktoraya hazırlanıyorum. Hı hı. İnanın ben oturup ders çalışmaya çok zor. Demek ki beyin bir yerden sonra düşüyor, yavaşlıyor, öğrenim hızı yavaşlıyor. Çocuklarda da şöyle bir şey var. 0-2 yaş beynin en alıcı olduğu dönemdir. Ne versen kârdır. 2-2,5 yaştan sonra artık o kullananları koy, kullanmadıklarını at dönemi başlar. 5 yaşta artık karakter oturur, davranışlar netleşir. Şimdi 5 yaştan sonra o çocuğun bir de inadıyla mücadele ediyorsun. Kesinlikle. 5 yaşında çocuklar geliyor buraya mesela. 5 yaşına kadar hiç ergoterapi almamış. Geliyor, dolabı açıyor. Tabii gözüme falan bakmak yok. Belki kapıda bakarsa bakıyor. Giriyor hı-hı odaya, dolabı açıyor. Bak dizbozları alıyor veya işte eşleme kartlarını alıyor ve oturuyor. Bana gösteriyor. Bu mavi diyorum. Başka göster. Değil ya. 5 yaşında çocuk oyun oynamayı bilmiyor. Anladın mı? O yüzden diyorum bu süreçte ha tekrar söylüyorum. Şunu götürmeyin, buraya götürmeyin, buraya götürmeyin. Götür ya, götür. Ne kadar götürebilirsen hepsini o kadar götür. Özel eğitimi de eksik etme, dil konuşmayı da eksik etme, ergoterapiyi de eksik etme. Gerekiyorsa oyun terapisini de. Hani uzmanların bir görüşünü al. Benim kendi evladım olsa ben bunu yaparım. Hı. Direkt sadece ergoterapiye götürmekten de bahsetmiyorum. Çünkü ben mesela bana geliyor. Sadece size gelsek olur mu? Olmaz kardeşim. Burada bu sorun da var. Hı hı. Sadece özel eğitim. Özel eğitime gitsek olur mu? Olmaz. Ve bunu mutlaka kendi uzmanınızla, yani işin uzmanıyla görüşün. Ergoterapiste özel eğitim sormayın. Özel eğitime ergoterapi sormayın. O işte hani birazcık da şeyden de bahsedeyim. Farkına varılamıyor. Evet, evet. O tedavi sonrası o değişimi gören eminim çok ki ebeveynlerin o geri dönüşlerini ben çok merak ediyorum. Yani şöyle bu mesleğin ben hep şunu söylerim. Bizim meslek bilmiyorum belki hani yanlış bir cümle olacak ama kendi mesleğimi hep şöyle değerlendiririm. Bizim meslek bence para için yapılacak bir meslek değil. Hı. Yani sevmeden yapılacak bir mesleği ben olarak görmüyorum. Çünkü geçen bir tane soru vardı sosyal medyada. Hani para kazanma derdiniz olmasa yapar mıydınız? Ben yapardım. Çünkü bu meslek ben tercih döneminde benim ilk tercihimdi ergoterapi. Hı hı. Ve ikinci tercihime de yine aynı ergoterapi yazmıştım. Daha az bursunu yazmıştım. Olur da bir gelmezse iki olsun. Çünkü bu meslek benim mesleğim demiştim. Çünkü ya insan kendi çocuğuna dayanamıyor, yeri geliyor, evet, 2 saat yani hamile edemiyor. Nasıl bir meslek biliyor musunuz? Aynen. Şimdi anlamlı ve amaçlı aktiviteyle sonuçta. Mesela burada gördüğünüz her şey oyuncak. Hı hı. Baktığın zaman burası bir oyun odasına benziyor. Ama bu meslekte şöyle bir şey var. Anlamlı ve amaçlı aktiviteyi kullanarak çocuğun dünyasına girip mevcut problemi çözüyorsunuz. Hı hı. Ve bağımsızlık geliyor sonrasında. Şimdi çocuğu alıp karşısına oturup konuşamazsın. Hı hı. Egzersiz yapama benim işim değil.
Çocukla oyun hani anlamlı ve amaçlı aktivite ne çocuk için? Oyun. Oyun. O yüzden oyunu kullanmak zorundayım. Yani oyun bizim için bir araç. Yani ne yapıyorsunuz ki oyun oynuyorsunuz değil. Oyunla çocuğu kurtarıyorum aslında. Ve bu mükemmel bir etki oluyor. Çok şükür şunu söyleyebilirim. İç rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani bence bu güzel bir şey. Elimin değdiği ve süreci tamamladığım her çocukla çok güzel ilerledi. Bu çok güzel bir şey. Kesinlikle. Ama burada da en önemli şey ne biliyor musunuz? Terapist çok iyi olabilir. Bakın ben uzmanım. Hı hı. Galiba Samsun'un ilk ve tek uzmanı da benim. Yanlış bilmiyorsam şu an aktif çalışan. Terapist ne kadar iyi olursa olsun, hı hı, çocukla uyumu tutmuyorsa, tutmamış, hı, olabilirse veya aile terapistin söylediklerini hani eve uyarlamıyorsa terapistin orada iyiliğin de bir önemi kalmıyor. Yani bir sürecin iyi gitmesi için evet terapistin iyi ve donanımlı olması gerekiyor. Çocuğunla, çocuk ve terapist arasındaki etkileşimin, uyumun çok iyi olması gerekiyor. Aileyle de terapistin uyumunun çok iyi olması gerekiyor. Evet. O yüzden benim başarılarım sadece benim başarılarım değil. Çocuğun hırsı, çocuğun emeği çok fazla. Burada görüyorum, burada ben ne yapsam eve gidip mesela deniyor. Gelişim geriliğinde bunu çok yaşıyoruz mesela. Burada ben ufak ufak zıplamaya başlatıyorum mesela. Ya da onun adımlarını çalışıyorum. Eve gidiyor, hocam diyor bunları yapıyor diyor. Bu çocuğun hırsı, isteği. Ama çocuktaki o hırsı ve isteği teşvik eden de sevgi, evet, ve o motivasyon. Orada işte terapistlerin rolü çok büyük. Ve diğer şey de aile. Görüyorum canla başla uğraşıyorlar. Yani hepsi çok yoruluyor. Yani anneler özellikle hani ev işlerini yapıyorlar, çocuklarla uğraşıyorlar. İşte eşleri, kendi rolleri vesaire. Bakıyorum günde bir saat, iki saat de o oyunlara ayırmaya çalışıyorlar. Ve ortaya çıkan sonuç çok güzel. Ama dediğim gibi yani şu dönemi, bu yol ayrımını, özellikle bunu dinleyen varsa erken müdahale diyoruz biz bu sürece. Lütfen bunu kaçırmasınlar. Ha burada da şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir terapistle gitmek zorunda değilsiniz. Yani alanında hani tek mesela örnek veriyorum ergoterapist uyumayabilir diyorum ya. Bu süreç üç ayaklı. Aile, çocuk ve terapist. Yani bazen oluyor terapistle uyumuyor. Orada terapistinize danışın. Hocam bakın burada bir sorun var. Hani acaba sizde uyum sağlamamış olabilir mi? Veya bakın acaba bunu böyle mi desin? Çünkü ben aileye hep şunu söylüyorum. Ben alanımda uzmanım doğru ama sen çocuğun hakkında uzmansın. O yüzden sen bana bildirim ver, ben sana bildirim vereyim ki biz bu süreci daha iyi. Mesela bazı aileler geliyor, süreç işte terapi süreci 2 yıl gitmişler ve çocukla 2-4 yaş arası gitmişler. Çocuğun en güzel dönemi. Çocukta hala daha etkileşimde zorluklar var. Olmamış. Olmamış. Ama 2 sene niye bekledin? İşte hocam bilemedik, işte seviyorduk. Seversin çünkü terapist iyi bir insan zaten. Evet. Ama o uyum. Yani benim de herkesle yani her yola çıktığım çocukla ben süreci tamamlayıp çocukları mezun etmedim. Yolda ayrılanlar oldu. Hiç telefonumu aramayan bir anda seansı bırakanlar oldu. Hocam biz bırakalım diyenler oldu. Ama en sağlıklısı ne oldu biliyor musunuz? Bana sordum mesela hocam çok ağlıyor. Hani acaba ara mı versek? Ben dedim ki bakın ne olur. Ne olur sabredin. Çünkü zaten şu an aşamadığımız nokta onun regülasyonu. Lütfen bana biraz izin verin. Ben bunu toparlarım. Şimdi bir terapistin buna karşı o güveni vermesi aslında kolay bir şey değil. Çünkü o adam sana 3 ay sonra gelip hani bana bunu söylemiştin? Nerede benim 3 ayım veya nerede benim 6 ayım diye bir o iş biraz daha vicdan işi ama sonuçta karşıda taraf bunu sorabilir ki sormanız da gerekiyor. Ama o aile hala daha devam ediyor. Pıtırcığım 33 aylık oldu. ve çok güzel gelişmeler kaydediyor her seferinde. O aile beni dinlemeseydi belki başka bir terapist ama muhtemelen ergoterapi süreci bitecekti. Ve o çocuk hala daha belli noktalarda belki bocalamaya çalışacaktı. Ha belki her şey yolunda giderdi ama bilemezsin. Belki o süreç daha yavaş ilerlerdi. Ama şu an o çocuk gerçekten bağımsızlığını kazanmış, mutlu, güzel bir çocuk oldu. Yani orada terapistle o soru cevap, tartışmaya açık olmak gerekiyor. Fikir birliğine açık olmak gerekiyor. Gerçekten terapistin söylediğini, ödevleri eve uygulayan, terapistle o etkileşimi, geri bildirimleri kuvvetli tutan, ve çocuğunu gerçekten bu sürece hazırlayabilen. Çünkü mesela sürece bazı aileler başlıyor, yapamayacağız. Hep böyle gidecek. Hayır, motive ol. Yapacağım diye gir. Çünkü beyin öğrenen bir yapı. Yani bazı çocuk 3 kere de öğrenir, bazısı 5 kere de öğrenir, bazısı 10 kere de öğrenir. Daha çok denersin. Ama bunu yapacağız. Olumsuzlukla değil. Birlikte, omuz omuza. Yani böyle diyen ailelerin gerçekten psikolojik olarak da kendini motive eden ve sürece destek veren, fiziksel anlamda da kendini hazırlayıp destek veren ailelerle çok güzel yollar kat ediyoruz ve bu zamana kadar kat ettik. Hepsine de buradan teşekkür ediyorum. Diyelim ki agresiflik çok yaygın galiba değil mi? Öfke problemleri. Çocuklarda evet. Yani bağırarak, çağırarak bir şeyler fırlatan çocuklar. Evet. Bu noktada hani
ebeveynlerin de çaresiz kaldığını görüyorum ya da hemen tableti verip eline Evet. susturmaya çalışıyorlar. Evet. Şimdi diyelim ki böyle bir çocuğumuz var ve aile geldi size danıştı. Şimdi buradaki o süreç nasıl işliyor? Mesela oyunlarla terapi devam ediyoruz dedik ya. Mesela hani burada nasıl bir sisteminiz var? Şöyle, tabii ki her işte sinirlenen, agresifleşen, hani nesne fırlatan çocuk terapi gerektiren çocuk anlamına gelmiyor. Şimdi şöyle bir sorun var şu an çocuklarda. Hayıra çok toleransları yok. Ama biraz da biz yapıyor olabiliriz. Hani ağlamasın, kırmayalım, hani istediği olsun deyip belki hani mesela şimdi görüyorum çocuk buradan çıkmak istemiyor. Aile diyor ki markete gideceğiz. Hayır gitme. Gitme, paran yok. Belki paran yok. Hani bir şeyin yerine bir şey koymak olmuyor. Şimdi çocuklar yanlış hareketi çok rahat kopyalıyorlar. Ödüllendirmeye kayıyorsun. Evet, ama bu işte ödüllendirme aslında hani o anlık belki günü kurtarsa da aslında çocukta ciddi bir davranış problemine yol açıyor. Oturuyor çünkü o davranış. Şimdi sürekli bir şeyin yerine bir şey koymak. Bence buna gerek yok. Şimdi bu çocuklarda terapi hangi noktada gerekiyor boyutuna bakacak olursak. Dedim ya hani aslında konuşurken de bahsettim, şunu söyledim. Çocuğun ağlayacak bir sebebi olabilir ama bu ağlamanın uzun sürmesi. Bakıyorsun mesela çocuk parka gitmek istiyor. Ondan sonra annesi diyor ki hayır parka gidemeyiz. Hatta o konuşmada şöyle geçmesi gerekiyor, anlatayım. Çocuk parka gitmek istiyor. İşte kapının önüne yatıyor falan hani. Diyor ki anneciğim sen parka gitmek istiyorsun. Ben seni anlıyorum ama dışarıda yağmur yağıyor. Veya bak yemek yapmam gerekiyor. Hani bugün o evde oynayalım. İstersen hani yarın gideriz veya hiçbir şey belli etme. Bugün gidemeyiz. Bu kadar. Çocuk kendini atmaya devam ediyor. İstersen sarılabiliriz. Veya gel istersen bak bu oyunu oynayalım. Ama bak yönlendirme sana şunu vereyim, bunu vereyim, tablet vereyim değil. Tamam, yani orada ekran değil. Çünkü zaten ekran gerçekten hepimize artık çok yoran ve yıpratan ve çocukların gelişimine de ciddi şekilde set vuran bir materyal. Tamam evet internetin, sosyal medyanın faydaları olabilir ama doğru kullanımda ve bu çocuklar için değil. Hele 0-3 yaşta sıfır ekran, bunu da söyleyeyim. Çünkü o bir şey seçenek sunduğun zaman çocuk tablet için bu sefer sürekli sana bir problemle geliyor. Hayır. O yüzden diyorum. Yani o an ağladı diye tablet vermeyin. Onu oradan yönlendirdikten sonra yani tablet verecekseniz bile ağladı diye vermeyin. Anladınız mı? Çünkü 5 yaş ve sonrasında tamam oluyor tablet. Çünkü kullanıyorlar. Yok desem de kullanıyorlar ne yazık ki. Çocuk ağlıyor tamam, ondan sonra hani istersen sarılabiliriz, seni sakinleştirebilirim, bu seni çok üzdü. Bunları söyledikten sonra çocuk sakinleşti geldi. Oyun oynamaya başladınız veya işte hani oyunu bitirdiniz, örnek veriyorum tablet. Veya ki sakinleşmedi. İşte orada sıkıntı başlıyor. Orada bir soru işareti noktası geliyor. Çocuğa bakıyorsun kafasını duvarlara vuruyor. Çocuğa bakıyorsun yere yatıyor. Çocuğa bakıyorsun geliyor annenin saçını çekiyor. Çocuğa bakıyorsun gidiyor sandalyelerin masaların altına gidiyor veya gidiyor yastığa kafasını gömüyor mesela. Bu çocuk sakinleşmeye çalışıyor. İşte orada bir ergoterapiste acaba bir gidilmeli mi? Çocuğun kendini sakinleştirme noktasında bir zorluğu var mı? İşte orası. O kısım aile ne kadar seni anlıyorum, bu seni üzdü dese de o aile orada o çocuğu onu sakinleştiremez. Çünkü çocuk orada duysal anlamda kendini regüle edemiyor. İşte o kısım Sizin terapistlik alanınıza kısım. giriyor. Ha, burada da şöyle bir şey. Tablet verdi mesela çocuk sussun diye, sustu. Ama sen orada mevcut problemi çözmüyorsun. Tabii, Çünkü o çocuk bir anlık. nokta, başka bir yerde sürekli ona tablet bulamazsın. Veya sürekli ona onu geçiştirecek bir şey bulamazsın. Bir de her zaman şunu söylerim. Yaşadığınız problem. Mesela yemek seçen çocuk. Yemek seçme buzdağının görünen kısmı. Altında bir sürü problem var. Ve siz bana yemek seçmeden geliyorsunuz diyorum. Çocuk yemek yemiyor diye. Ama baktığınız zaman altında çocuk başka aşamalarda zorlanıyor. Ama günlük hayatın en sıkıntılı noktalarından biri. Çünkü anneyle çocuk orada kavga ediyor. Yemek olduğu için siz diğer problemleri görmüyorsunuz. Bakıyorsun çocukta ciddi bir özgüven eksikliği var. Bakıyorsun çocuk ayaklar yerden kesildiğinde tir tir titriyor. Bakıyorsun çocuk yeni bir ortama girdiğinde adapte olamıyor. Bakıyorsun çocuk farklı yüzeylere dokunurken resmen ölecek. Yani yemek yemek buzdağının görünen kısmı ise altı dolu. Dolu. Ve o alt yemek yemeyi koy bir kenara çocuğun çok daha başka katılımlarını etkiliyor. O yüzden mevcut problem her zaman araştırılmalı. Ama davranış problemlerine gitmemesi için ailelerin her zaman ağız birliği etmesi gerekiyor. Çocuk ağlıyor diye hayır dediklerine evet dememeleri gerekiyor. Çocuk ağlıyor diye sürekli onun eline ya bir çikolata ya bir şeker ya bir işte tablet verilmemesi gerekiyor. Çocuk ağlıyor aman ağlamasın diye hadi gel buna, hadi gel buna, hadi gel buna yapılmaması gerekiyor.
Çünkü ağlayan ve sakinleşmekte zorluk yaşayan çocuklar bu derin duyarı işiyle alakalı olur. Ve bu dikkat süresiyle bağlantılıdır zaten. Çocuk zaten dikkatini bir şeyde sürdüremediği için anne sakinleşmek için bak burada bu varmış. Çocuk gidiyor bak burada bu varmış. Burada aktivite arası geçmiş. Ya bu çocuk zaten sınır koyamıyor. Ya bu çocuk zaten belli bir kalıba kendini sokamıyor. Şimdi aileler şundan korkuyorlar. Çocuğu sınırlandırmaktan korkuyorlar. Çocuklar da sınırı reddediyorlar. Ben de ailelere diyorum ki çocuk sınırı sevmiyor olabilir. Ama sınır en çok onu rahatlatıyor. O yüzden bazen durmanız gerekiyor. O sınırı korumanız gerekiyor. Mesela dağınık olan çocuklarda ben geldiğimde şunu söylüyorum. Birinci olarak bu oyunu oynayalım. İkinci bunu oynayalım. Üçüncü bunu oynayalım. Dörtte serbest olsun diyorum. Biri karalıyoruz, iki karalıyoruz, üç karalıyoruz, dört artık serbest. Ama o çocuk ilk geldiğinde ona tepki gösteriyor. Ben ona bu diyorum, o bana bu diyor. Ama bir yerden sonra o çocuğun hayatı daha sakin, daha regüle olmaya başlıyor. Çünkü onun ihtiyacı olan o plan. Planı. Aynı şekilde bu çocukların ailelerine de söylüyoruz. Siz de aynı şekilde o rutinleri koruyun. Yani ona bir gün önceden anlatın. Yarın buraya gideceğiz, yarın buraya gideceğiz. Anlatın ya. O çocuğun o düzene girmesi için onu anlatın. Sonuçta siz bu çocuğu buraya sandalyeye oturtup buradan kalkmayacaksın demiyorsun. Günlük hayatın akışını ona anlatıyorsunuz ve sınırlandırıyorsunuz. Özellikle dikkat süresi kısa olan çocukların, özellikle regüle olmakta zorluk yaşayan çocukların bu sınıra ihtiyacı var. Bu sınır da kavgayla, dövüşle değil, bağırarak, inatlaşarak değil. Yine oyun. Çünkü ortak nokta. Yani, es geçilen bu tür sorunlar eğitim hayatında, tüm hayatında etkiliyor. Ondan sonra başarısız bir akademik kariyer oluşuyor. Yani orada da şunu söylemek istiyorum bu arada. Bu hani kanıtlanmış bir çalışma mı derseniz, yani henüz kanıtlanmış bir şey değil ama şunu gözlemlerime söyleyebilirim. Her çocuk aslında duysal profilini anne babadan genetik olarak alıyor. Yani genetik geçişler oluyor özellikle duysal profilde. Hani diyorlar ya babası da yaramazdı. İşte veya yemek seçmeyle alakalı çocuklar geliyor bu problemle. İşte ben de oturamam hocam masada diyor mesela işte anne veya baba. Ama şöyle bir sıkıntı var. Annesi gibiydi, babası gibiydi. Bunlar çok tatlı sözler ama çocuk annesi ve babası gibi yetişmiyor. Yani biz hep sokaktaydık, biz hep aktiftik. Bu çocuklar öyle değiller. Yani ekranlılar sürekli, bolca ekranları var ama hiç ne çocuk arasındalar, ne çocuklarla bir, çocuklar da bir araya geliyorlar ellerinde ekranla. Yani iki çocuk bir problem çözemiyor. İki çocuk oturup bir oyun kuramıyor. Hani eskisi gibi de biz çamurlardan yemekler yapardık, çorbalar yapardık, tahtalardan evler yapardık. İşte hep akşam ezanına kadar biz dışarıdaydık. Evet. Bizim duysal problemlerimiz yok muydu? Vardı. Yani birçoğumuz mesela baktığınız zaman gece uyumak için örnek veriyorum bir ağırlıklı yorgan ister veya sakinleşmekte belki zorluk yaşar işte veya kimisi odaklanmak için dizini sallar, kalem sallar, kimisi saçıyla oynar. Bizim de vardır elbet, var da zaten ama bu bizim günlük hayatımızı aksatmıyor. Çünkü biz çocukluk döneminde sosyallikle, akranların rol modeli olmasıyla göre göre, deneye deneye, maruz kala kala bunları aştık. Aşamadıklarımız, aşamayan arkadaşlarımız, yetişkinler ya da yaş gruplarımız belki bunun zorluğunu yaşıyordur hala da. Herkes aşmış diye bir şey yok. Ama bir şekilde biz hayata devam ediyoruz. Ben kendi adıma, benim de duysal bazı problemlerim var. Mesela beni de araba tutar, yol tutar. Veya işte salıncak, mesela çocukları sallıyorum. Ben mesela bir yerden sonra bakamıyorum. Çocuk mesela dön. Ben mesela bir yerden sonra kapatıyorum kendimi. Ama o benim günlük hayatımı çok aksatmıyor. Ama o çocuğun aksatıyor. Öğrenmesini aksatıyor, oynamasını aksatıyor, akranlarıyla bir olmasını aksatıyor. Kreşe girdiği zaman o çocuklar işte ani hareket ettiğinde veya ani ses çıkarttığında kendini regüle etmesini her şeyi etkiliyor. O yüzden diyorum yani günümüz çocuklarına özellikle ve özellikle günümüz çocuklarına 0-14 yaş arasına dikkat, 0-3 yaş arasına özellikle dikkat. Aile çocuklu geldiler buraya. Şimdi terapi süreci her çocukta aynı mı, farklı bir protokol mü sergiliyorsunuz? Yok tabii ki öyle. Yani şöyle zaten bir elin beş parmağın biri olmadığı gibi aynı tanıyla gelen çocuklar bile biri olmuyor. Yani hani bu çocuk otizm tanılı, o zaman bunda bu da var, bu da var, bu da var. Hayır yani öyle bir şey asla yok. Her çocuk bir, her çocuk biricik. Bu arada bu ergoterapi hani tamam ben çocukla çalışıyorum ama her yaş grubu için dediğim gibi var ve her yaş grubunda da kimle çalışıyorsak bireysel anlamda kişiye özgüdür. Çünkü her insan biricik ve hepsinin ayrı aslında farklı yönleri, desteklenmesi gereken noktalar var. Süreç bu arada şu şekilde ilerler, onu da bilgisini vereyim. Önce bir değerlendirme seansı alınır. Bu değerlendirme seansında hani önce anneden ve babadan, bakım verenden bilgi alınıyor. Hani nedir? Sizin desteklemek istediğiniz nokta ne? Ve ben her anneye şunu sorarım, anne veya baba. Ya hocam şunu yapmıyor, şunu yapsa çok iyi olur dediğiniz ne var? Bu benim hep aklımın bir köşesinde kalır. En çok önem verdiğim kısım gözlem kısmıdır.
Çocuğu seansa alırım, değerlendirme seansına. Ebeveynler de girer. Çünkü ilk seansta çocuğu zaten ayırmayı çok doğru bulmuyorum aileden. Çünkü beni tanımaz etmez, güvendiği bir ortam değil. Değerlendirme seansına gireriz. Çocuğun genel anlamda becerilerine bakarım. Hangi becerilerine? Kaba motor becerilerine, ince motor becerilerine, dikkat, hafıza, organizasyon, planlama gibi bilişsel becerilerine, sosyal iletişim, etkileşim becerilerine, oyun becerisine, yani oyunu başlatması, sürdürmesi, sonlandırması nasıl? Başlatırken başlatabiliyor mu? Sürdürme süresinde o sürdürme kısmında dikkatini toparlayabiliyor mu? Oyun içerisinde dikkatini bana oyuna verebiliyor mu? Ve sonlandırma. Çocuk oyunu, aktiviteyi rahat bir şekilde sonlandırabiliyor mu? Veya oradan kopmada zorluklar yaşıyor mu? Oyun çeşitliliği nasıl? En çok önem verdiğim şeylerden bir diğeri de duysal profili. Yani 8 duyu anlamında çocuğu değerlendiriyoruz. Genel anlamda hani sosyal iletişim becerileri içerisinde dil becerilerine de bakıyoruz tabii ki ama orada çok alan ihlali yapmıyoruz. Bu şekilde yani çocuğun genel anlamda dediğim gibi kaba ince motor becerileri, dil gelişimi, yani sosyal becerileri, duygusal profili, çocuğun bir profilini çıkartıyoruz. Ve çocuğun güçlü yanları neler ve zayıf yönleri neler? Bu çocukta ne, hani desteklenmesi gereken ne problemler var? Mevcut problem altında yatan problemler neler? Bunları söylüyoruz ve aileye diyoruz ki sizin çocuğunuzda bunlar güçlü yönleri, bunlar zayıf yönleri ve bunların böyle böyle desteklenmesi gerekiyor. Buraya gelen her çocuğun ergoterapiye ihtiyacı olmuyor. Bazen aile bir şeylerden şüphelenip geliyor. Ama ben diyorum ki bakın bunlarda problem var, evet ama bunları ev düzenlemesiyle şunları 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 yapıp örnek veriyorum aşabilirsiniz. Bunları bir deneyin. Mesela aileye ödev veriyorum. Bana 2 hafta sonra çocuğun durumuna göre veya 1 ay sonra diyorum ki bana geri dönüş verin. Süreç içerisinde de yazabilirsiniz. Ama bazı çocuklar diyorum ki bakın burada 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 problemler ve bunları tek başınıza aşmanız mümkün değil. Bu noktada ergoterapi desteği. Orada her çocuğa göre müdahale de değişkendir. Müdahale her çocuğa özeldir. Alması gereken terapi sıklığı da çocuğa özeldir. Bir paket program yoktur ergoterapide. İşte 10 saat alacaksın, 20 saat alacaksın gibi bir şey yoktur. Haftada 3 saat, 4 saat, 5 saat zorunluluğu gibi bir şey yoktur. Çocuğun ihtiyacı olan çocuğa haftada 1 olur. Çocuğun ihtiyacı olan çocuğa haftada 2 olur. Bazen gerçekten erken müdahalede haftada 3 gördüğüm çocuklar oluyor. Hani çünkü çocuğun yaşı çok küçük ve yani hızlı gidilmesi gerekiyor. Üçün üstüne çıktığım çocuk pek yok. Hani çünkü çocuk sadece ergoterapiye gelmiyor. Farklı alanlara da, farklı uzmanlıklara da gittiği için çok hani dağılmaması açısından açıkçası. Ama bu çocuğa göre belirleniyor. Terapi süreci de yine aynı şekilde. Seanstan çıktıktan sonra bakın biz bunları yaptık. Siz de evde lütfen bunları bu sebeple destekleyin. Benim için önemli olan burada neyi neden yapıyorsam ailenin de evde bilerek yapması. Yani ben aileye pilates topunda işte halka atma veriyorum mesela ama aile onu neden yaptığını da bilmesi gerekiyor ki yarın bir gün pilates topunu değil de kırlentleri kullansın misal veriyorum. Yani yarın bir gün halka değil de top çeşitlendirebilsin. Yani terapiye aileyi de dahil ediyorum ve etmek zorundayım. Sonrasında süreç devam ediyor. Çocukların hani belli bir mezuniyet süresi dediğim gibi yok. Bu tamamen çocuğun mevcut kısa süreli ve uzun süreli hedeflerin tamamlanmasıyla alakalı. Mezun olduğu zamanlarda veya mezun olmaya yakın işte 3'ten 2'ye veya 2'den 1'e düşüyorum sürecin sonunda. Ve en son diyorum ki kendine iyi bak beni unutma. Yani süreç bu şekilde tamamlanıyor. Her çocuğa aynı program uygulanmaz. Ve değerlendirmeden de çocuğa müdahale planı oluşturulmaz. Değerlendirme çok önemlidir. Tabii ki çocuk 1 saat sonuçta geliyor buraya. Yaklaşık 50 dakika 1 saat sürüyor. Çocuğu 1 saatte tanıman çok mümkün olmuyor. Genelde izlenim elde ediyorsun. Tamam alt basamakları yine değerlendiriyorsun ama süreç içerisinde çocuğu aslında tanımaya başlıyorsun. Tanımanın hani belli bir süreci yok ama ilk aşama değerlendirme müdahale planının oluşturulması açısından çok önemli. Bu süreçte aileleri de istiyorum seansa. Çünkü hani hem onların seans içerisinde görmesi, hem beni görmesi, hem de onlara hani hedefimi, bakın burada siz bunu istiyorsunuz, bu çocukta bunlar var, benim hedeflerim bunlar, sizin istekleriniz bunlar. Müdahale planımızın bu olması gerekiyor. Bunu da bunun için yapacağız deyip en baştan bilgi veriyorum ki süreç sağlam ilerlesin. Bu şekilde. Çok çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok kıymetli çok bilgiler. Eminim ki izleyicilerimiz de bunu, bu konuyla alakalı en azından şikayetleri olanlar da size ulaşabilirler, umarım, en azından umarım. Danışabilirler, tabii ki. Alabilirler diye düşünüyorum. Tabii ki. Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere, sağ olun. Hoşçakalın.